İyi yayınlar dilemiyorum. Zaten, e, iyi günler diliyorum. İyi yayın çünkü bana oluyor, size olmuyor. E, ulan o kadar düşündüm <laughs> az önce dedim ki bu sefer güzel bir şekilde açacağım. Ulan yine insanın aklına hiçbir şey gelmez ya bu açılışlarda fena tıkanıyorum. Neyse e, 30 Ağustos kutlu olsun. Ne güzel bu vatanı bizlere armağan etmişler değil mi? Öyle e, açayım bari. Zaten gördüğünüz gibi bugün 30 Ağustos özel şeyimiz var. Işıklandırmamız, e, simgemiz falan. 10 numara Star TV gibi takılıyorum bugün. E, bu arada Mustafa Akbulut 5. yenilemiş. Furkan MSR X Sasuke 5. yenilemiş. İkinize de çok teşekkür ederim. E, kesinize bereket. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Intro 500, 7 üzerinden 5 denmiş ama o bir espri mi 7 üzerinden 5? İlk defa hayatımda öyle bir Numaralandırma görüyorum Bu intro Youtube'da var mı Yani yayın tekrarlarında var tabii ki Ama ayrıca var mıydı hatırlamıyorum Belki vardır belki yoktur Şimdi geçelim haberlerimize Bakalım bu hafta neler olmuş O7 ne Resmen dede gibi kaldım ya o7. Bir şeye de benzetemedim. Hani böyle bir, bir el sallayan adam gibi bir şey geldi ilk başta ama sonra onu da benzetemedim. Asker selamı. Ha okey. Ha. Aa mantıklı. Böyle, böyle, yapıyor gibi değil mi? Doğru. Tamamdır. Güzel. <laughs> Mustafa Akbulut bir kişiye abonelik hediye etti. Mustafa çok teşekkürler. Çok sağ ol. Şimdi bu hafta e, mng kargo eklendi güncelleme diye bir şey var bakalım neymiş onu ben de görmedim. E, evet herhangi bir güncelleme yok. Neyse mng kargo dedi ki biz hacklendik e, müşterilerimizin bilgisi çalındı ne kadar müşterimizin bilgisinin çalındığını bilmiyoruz diyorlar yani herkesin verisi çalınmış belli ki ne bunlar ad soyad telefon adres e, falan filan yani her şeyimiz kısaca. Şimdi ilginç bir şekilde bu MNG kargon hacklenmesi o kadar da yankı getirmedi. O kadar da olay olmadı ha. E bu yemek sepeti hacklendi. O kadar millet ben dahil tabii ki. E, yerin dibine soktuk. Herkes küfür etti Nevzat'a. Yani Nevzat Aydın'a. Millet sürekli mention attı falan. E O aynı tepki neden MNG olmadı ben onu anlamadım. Yani MNG hacklenince... Niye o kadar büyük olay olmadı hiç anlamadım. Halbuki MNG'de daha çok muhtemelen müşteri bilgisi var. Yani Türkiye'de herkesin yemek sepeti üyeliği yoktur muhtemelen ama herkes en azından bir kere MNG kargodan bir şey ürün almıştır. Yani neredeyse herkesin bilgisini, ya yani bütün Türkiye'nin bilgisini çaldırmış gibi bir şey oldu. E, o yüzden niye tepki çekmedi anlamadım. Hemen MNG kargo binasının önünde eylem yapmamız lazım. <laughs> Ya ve zaten bu hacklenmeler falan artık alıştık ne yazık ki. Yani ben Bununla ilgili önerimi sunmuştum Devlet destekli ödül avcılığı programı lazım ee, O gelmediği sürece şirketler siber güvenliğe yatırım Yapmayacak muhtemelen ee, Yani çünkü şöyle Şimdi bütün Kullanıcıların bilgilerini çaldırdılar ya MNG kargo hiçbir şey olmayacak yani Cüz'i bir ceza ödeyecek ne işleri aksayacak ne müşterilere düşecek hiçbir şey olmayacak. Aynen yola devam. O yüzden kimsenin herhangi bir siber güvenlik yatırımı yapması için bir sebep de kalmıyor geriye. Anlatabiliyor muyum? Yani ne diyeyim ya. Zaten benim telefonum falan artık o kadar yayılmış ki. Her gün 3 tane spam telefon arıyorlar beni. İşte su arıtmacı arıyor. Türkiye internetsiz kalmasın arıyor. Başka şeyler arıyor. Ne bileyim ya. O kadar yerden çalınmış ki artık. Heş olimpiyatları gelir mi demiş. Eğer hash'ler sızarsa gelir. Gel, neden gelmesin? MNG kargolu iş yapan fazla bir firma yok denmiş de. Var bence ya. Ah hatta şöyle bir şey olmuştu benim başıma. Hani Twitter'da da yazmıştım. Belki gör olmuştur da. Bir şey sipariş ettim. MNG kargo'ya kargo'ya verdi adam. Kargo yok şey kargo hareketlerinde bir değişiklik yok kargo e, iletilememiştir gibi bir şey yazıyor bir haftadır İstanbul için kargom yoktu ortada herhangi bir bilgi de alamıyordum sonra bir baktım MNG kargo hacklendi diye bir haber var Aa ha dedim tamam o yüzden kargolar e, gitmemiş bir şekilde sonra yeni geldi kargo hatta Yurt içi falan olsa daha çok ses çıkardı denmiş. Evet muhtemelen. Bu MNG sonra insanlar da çok yankı yaratacak bir intiba bırak bırakmadı. Kaç paradır o bilgiler? Maalesef bilmiyorum. Abi devlet desteği da devletin kurduğu hangi sistem tıkırında işliyor? KVKK'ya o kadar şikayette bulunan sensin. Doğru diyorsun ama işte mesela bir güvenlik açığı bulduğun zaman atıyorum MNG kargada SQL injection buldun. E, Usom'u gönderdin, Usom seni dikkate almadı. Artık senin mesela onu bir blok olarak yayınladığın zaman Usom'u çok zor durumda bırakabilirsin hani işin öyle bir tarafı var. Ama KBKK'da işler biraz daha gizli saklı ilerleyebiliyor. Hatta şey ben Twitter'da kaçıncı kere yazdım? Bundan 6-7 ay önce Tofisa isimli ya artık bu ya bana dava açıyorlarsa da açsınlar umurumda değil gerçekten. Bu firma Topisa isimli e, yani kadın tesettür giyim firması 6 ay önce falan hacklendi. Belki daha da eski olabilir bilmiyorum. E, 50 bin 60 bin kişinin adres telefon falan filan bütün verileri sızdı. Ben bu veriyi gördüm inceledim. E, doğru. Ama KVKK bildirimi yok. KVKK'dan ceza yok. KVKK'ya başvuru yaptım. Elinizde yeterli kanıt yok dedi. Datanın bir kısmını yolladım adamlara. Benim data bulundurmam suç oldu halde ben o riski aldım. Dedim al al sana data. E, şu an cevap yok hala. Yani ne yani bu mesela şimdi yemek sepeti hacklendi duyurdu. MNG kargo hacklendi duyurdu. Kemal Tancı hacklendi duyurdu. E bu duyuranların suçu ne o zaman? Bu duyuranlar keriz mi? E, onlar da duyurmasın madem duyurmamakla çözülüyor bu işler. Ya yani bu Tofisa'nın ne alicalığı var ki? Yani artık şey demek istemiyorum. Yani bu kimin bir tanıdığı işi falan mı? Yani böyle kimsenin günahını da almak istemiyorum ama bu iş e normal bir iş değil. Kusura bakmasın kimse. Ve şöyle hani şimdi böyle, ben böyle deyince şeyler diyenler oluyor. işte çeşitli sebeplerden bazı veri sızıntıları KVKK bildirimi olmuyor deniyor ama Tofisa ile aynı metotla hacklenen İki tane daha firma var birincisi Soşik ikincisi Kemal Tanca Üçüncüsü Tofisa Bunlar hepsi aynı E-ticaret yazılımı açığından eklendi e, Kemal Tanca ile Soşik bildirim yaptı Tofisa yapmadı E madem KVKK bazı durumlarda bildirim yapmıyor o diğer ikisi niye yaptı o zaman Falan filan yani burada ters işler var yani Ben peşini bıraktım açıkçası ben bildirimimi yaptım kanıtımı sundum Tweetimi attım Daha ne yapayım bahsettim. ben tek başıma daha ne kadar mücadele edebilirim ki Kimsenin ne bir e, destek verdiği var ne bir şey umursadığı var ben kendi kendime e, değirmenlerle savaşan Don Kişot gibi takılıyorum yani o yüzden artık bıraktım kim ne alt ediyorsa etsin yani. Neyse. Ben de ticaretle uğraşıyorum fiyatları düşük diye herkes MNG kullanmaya başladı olabilir. MNG takip numarasını bir arttırarak üretiyor demiş. Kötüymüş. Direkt ay doğru yani. Üniversitelerde uymuyor KVKK ya. üstüne şikayet eden öğrencileri tehdit ediyorlar. Mesela nasıl bir problem oldu üniversitenin KVKK'yla? Belki de o kuralı ihlaline dahil bir şey değildir. Neyse. Devam edelim. Şimdi bu Pegasus'un yani NSO Grup diye bir İsrail'li firma var ya bunların Pegasus diye bir yazılım var. yani uzaktan kontrol yazılımı, Trojan. Şimdi bu nasıl yayılıyordu cihazlara? Böyle exploitlerle işte zero day exploitler bazı one click yani kurbana bir link gönderiyorsun tıklayınca telefonu sızıyorsun bazıları zero click kurbanın hiçbir şey yapmasına gerek olmadan kurbanın telefonuna sızıyorsun yani kurbanın alabileceği önlem yok neredeyse o derece bir şey şimdi bu NSO grupta e, yeni bir şey keşfettim. yani iPhone, NSO grup iPhone'un başka bir daha güvenlik açığını bulmuş o da bir zero click remote code'a zeki onu da kullanıyorlarmış. O da ortaya çıkmış. Yani yeni bir güvenlik açığı denebilir. Bu arada benim bu haberi almamın sebebi şu aslında ben hani hiçbir önlem yok diyoruz ya aslında ben bir önlem öğrendim. Ya bir yerden okudum da şimdi öyle gizli bir bilgi değil ama nereden okuduğumu unuttum açıkçası o yüzden link alamadım. Şöyle şimdi bu mesela NSO grup iPhone'a sızıyor zero click exploit ile ama persistent yaratamıyor yani kalıcı olamıyor cihazda. Ve sen cihazı restart ettiğin an o şey zararlı yazılım cihazdan uçuyor gidiyor aslında. Yani o cihazın memorisinde çalışan bir şey anladığım kadarıyla. Yani analiz eden insanlar öyle söylüyor. Dolayısıyla sen high profile bir hedefsen, yani sen bir çok önemli bir gazeteciysen, siyasetçiysen, aktivistsen, bir şeysen... Her gece yatarken telefonunu bir kapatıp açmak e en azından bir nebze önlem olabilir. Yani en azından bir nebze o sızan bir yani bir telefona giren bir zararlı yazılım varsa onu resetleyebilirsin. Öyle bir şansın olabilir. Ya da çok önemli bir görüşme yapmadan önce telefonu kapatıp açarsan hani daha sonra sızsalar bile en azından bir yarım saat içinde yapacağın görüşmeyi belki göremezler. Hani öyle bir şey de olabilir. Hani öyle bir önlem aklınızda bulunsun eğer bu yayını izleyen high profile <laughs> hedefler varsa ki zannetmiyorum ama aklınızda bulunsun. Ha, bunun da şöyle bir dezavantajı olabilir deniyor. Mesela ama telefon sonradan analize gittiği zaman analizde e, Cihazı zararlı yazılıp bulaşıp bulaşmadığı Düzgün ortaya çıkarılamayabilir diyorlar hani Tamam sen telefonu restart atınca o Zararlı yazılım gidiyor ama e, Şey bu sefer Telefon incelendiği zaman zararlı yazılım bulaşmış mı bulaşmamış mı onu anlayamıyorlar Hani öyle bir şey trade off var orada Ama şey yani sonradan hacklendiğini anlamak yerine Hiç hacklenmemek daha iyi O yüzden o bu arada müthiş bir emot geldi çete. Otkornit çalışsana alttan çizgi SG. Güzel güzel emotmuş. Bunu şey kullanabilirsiniz. Ee, neyse. High profile targetleri buradan duyurulur. Telefonunuzu her gece uyumadan açıp kapatın. Ya da her sabah uyanınca açıp kapatın daha mantıklı. Çünkü siz gece 8 saat uyursanız o 8 saat içinde de hackleyebilirler sizi. Devam edelim. Yine iPhone'dan bir haber. Şimdi eski iPhone'lar yavaşlatılıyor diye bir muhabbet var ya. Hani Apple da bunu kabul etti. Hatta ama şöyle bir şey dedi. Yani pil ömrü zayıfladığı için biz yazılımı yavaşlatıyoruz ki pil dayanabilsin gibi bir şey ortaya attılar. Bu da bence saçma sapan bir şey. Bence onun tercihi kullanıcıya bırakılmalı. Yani pilim az gitsin ama telefonum performanslı olsunla e, pilim çok gitsin ama telefonun performansı düşsün arasında bence bir seçim yapabilmeliyiz. Ve insanların %90'ı Telefonun düzgün çalışsın ama pilim az gitsin seçer bence. Neyse. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerinde tabi bu mesela Fransa'da yasa dışıymış. Apple'ın böyle uzaktan işletim sistemini yavaşlatması. Dolayısıyla siz eski iPhone'un ülkesini eğer Fransa'ya alırsanız iPhone'unuz hızlanıyormuş. Çünkü iPhone orada kendini yavaşlatamıyor yasalardan dolayı. Mesela senin iPhone'un Türkiye ülkesinde gözüküyor. Kanı gibi çalışıyor. Fransa'ya bir al alıyorsun yağ gibi çalışıyor. <laughs> Böyle de gerizekalıca bir şey ya. Bu resmen komplo teorisi gibi bir şeydi. Telefonlar yavaşlatılıyor. Sonra bas bayağı bir gerçek oldu ortaya çıktı yani. Ve buradan Apple'ı kınıyorum yani. Apple yaklaşık 5 haftadır falan Apple'ı kınıyoruz. Her şey üst üste geliyor ne yazık ki Apple cephesinde. Yani Apple'ı seviyoruz ama Apple'la bir love-hate ilişkimiz var yani. Biz çok seviyorum, bir nefret ediyorum yani. Apple'la tutturamıyoruz dengeyi. Apple yakışmıyor ama bunlar kesinlikle Apple'a. Ama Apple şöyle bir şey yaptı. Evet mesela şey demişti. Hani pil ömrü uzasın diye telefonu yavaşlatıyoruz ama isterseniz gelin pili değiştirin. Pili değiştirirseniz tekrar hızlanır gibi bir şey de sunmuşlardı. Hatta ben Eski bir iPhone'um vardı onun pilini değiştirmiştim hakikaten hızlanmıştı. Ee, o da bir seçenek ama yine de bence Kullanıcı tokatlamaya yönelik hareketler bunlar. Telefon ne kullanıyorsun? iPhone kullanıyorum. iPhone 7 eski oluyor mu? Bence oluyordur. 4 sene olmuş artık ya da 5 mi? Abi sağlam bir ününün PC mühendisliğini yazdım. Üniversitede COBOL'a önem veriyorlarmış. Sence üstüne çok yoğunlaşmama gerek var mı? Bence yoğunlaşmana gerek yok. Kobol ne satayım ya. Şimdi <laughs> böyle kobol ne satayım deyince biri çıkıp şey diyecek değil mi? Nasıl kobol ne efendim? E, 1970 yapımı e, jet uçaklarının işletim sistemi Cobol'la yapılmıştır. Aynı zamanda e, işte kahve veren otomatların e, yazılımı Cobol'la yapılmıştır falan diyor da. Arkadaş yani bizim %99.9'umuz bunlarla ilgilenmeyecek zaten. E, o yüzden böyle şeyler kafaya takmaya çok gerek yok. Siz yani şu an hype olan dilleri yoğunlaşın. Yani gelecek vadeden dilleri yoğunlaşın. Ne bileyim Go öğrenin. Hani Python bile artık eski deniyor. Hani ben Python bile artık hani çok yeniysen öneriyorum da eğer biraz böyle bilgisayarlar hakkında yazılım hakkında bilgin varsa artık Python da pek öneremiyorum. Ya millet gidiyor kobol öner öneriyor. Yani mesela Flutter öğrenebilirsin. Flutter gayet geleceği olan bir dil yani. Utkucum öğrenciler için <laughs> pasif gelir önerim var mı? Yok vallahi öyle bir önerim olsa kendim yapardım. Ben para kazanma işinden pek anlamıyorum ya. Gerçekten ben para kazanamıyorum. Ve para kazansam da onu düzgün değerlendiremiyorum falan. Parayla benim aram iyi değil. Parayla ilgili benden tavsiye almayın gerçekten. Pasif gelir okurken neden güldün demiş de Selhe. Ee, yani benim pasif gelirle hiçbir alakam olmadığı için güldüm. Yoksa pasif kelimesiyle pasif kelimesini komik bulmuyorum yani. Şimdi bakalım sonraki haberlerimize. Nasıl kobol ne demek canım bizim e, Hüseyin abi var adam o kobolla neler yapıyor ya nasıl kobol sen şey dersin ya. Bizim 1950 yılında e, demir doğrama atölyesi açtık orada bizim makinelerin içinde hep kobol var ya nasıl sen kobol laf atarsın şerefsiz. Şimdi geçelim bir sonraki haberimize. Şimdi Twitter bir şerefsizlik yapmış. Ya şerefsizlik mi bilmiyorum artık da benim hiç hoşuma gitmedi. Ee, şimdi Twitter'da mesela login olmadığımız halde bazı yani tweetleri görebiliyoruz. Şimdi burada hiç kayıtlı tweet yokmuş da şöyle bir şey yapsak ee, görebiliyorum hala. Neyse daha bir özellik gelmemiş demek ki. Artık şey olacakmış. Eğer login değilsen Twitter'a bu tweetleri Göremeyecek göremeyecekmişsin. Böyle karşına tweet'i görmek için login ol gibi bir şey çıkaracakmış. Yani herkesin Twitter'a kayıt olması gerekecek tweet'leri görmek için. Bence bu çok çirkin bir şey ya. Yani Twitter'a hiç yakışmıyor. Bence biri Twitter'a kayıt olmadan da o tweet'in linkine gidip orada ne yazdığına bakabilmeli. Ee, yakıştıramadım. Bir Pinterest böyle yapıyordu işte. Mesela Google'a bir şey yazıyorsun. Pin Google Images'a giriyorsun, Pinterest çıkıyor. Bir tıklıyorsun, karşına login ol diye şey çıkıyor böyle. Bence çok gereksiz şeyler. Acaba birkaç tweet'e bakınca mı oluyor? Yo. Neyse daha gelmemiş herhalde. Ya da geri mi çektiler acaba? Bilmiyorum. Siber Alem'den havadisler pazartesi geçince Fatih Altaylı'nın programı ile çakışır oldu. Fena reyting rekabetine giriyorsun. Vallahi bilmiyordum Fatih Altaylı'nın programı olduğunu da. Öyle mesela siz akşamlar oturup televizyonda bir şey izliyor musunuz mesela? Ben onu gerçekten yapmaya bırakalı o, o kadar uzun yıllar oldu ki. Hani şey de, demiyorum yani Fatih Altaylı'nın programı çok kötüdür demiyorum da. Eğer güzel bir program olduysa mesela ertesi gün YouTube'da bakarım. Yani öyle tartışma yaratacak bir şeyler çıktıysa. Ya da beğendiğim bir konuk varsa tekrar izlerim ama böyle oturup da Aa şimdi Fatih Altaylı başlıyor deyip de televizyon başına falan geçmişliğim yok yani. Yani çok böyle ilgimi çeken bir şey olursa açarım YouTube'dan tekrarına bakarım yani en son Ne zaman öyle Dikkatimi çeken bir şey oldu onu bile hatırlamıyorum yani Bu şey falan işte yani Ne bileyim İsmail Saymaz'ın katıldığı bazı tartışma programlarında falan böyle Kavgalar dövüşler falan olunca hani onların tekrarını izliyorum Aa, O da kavga dövüş vardı ya açıkçası Yoksa onu da Muhtemelen izlemezdim Abi Böyle sorulara bayılıyorum ya yapay zeka hakkında düşüncelerin ne neler yani ne diyeyim ki? Çok geniş bir soru. Biraz daha spesifik soru sorman lazım. Şey gibi yani. Futbol hakkındaki düşüncelerin neler? Hani ne bileyim. Ama şey diye sorarsan atıyorum Beşiktaş'ın sağ kanadı iyi mi kötü mü? Onun hakkında ne düşünüyorsun dersen mesela hani belki ona cevap verebilirim ama bu çok genel bir soru. Aş aşırı genel bir soru. Abi C++ öldü diyorlardı ama ben tam tersini diyorum. Dil 40 yaşında olmasına rağmen birçok yazılım, oyun motorları, mal veriler onunla yazılıyor. Ee, doğru. Mesela Unreal Engine C++ ile yazılıyor ve Unreal Engine en popüler oyun motoru. Yani demek ki ölmemiş C++. Ama işte Cobolmuş, pas kalmış ee, bir şey daha vardı öyle. Yani bunlar artık ge geçmek lazım artık bunları. Hatta şu IBM muhabbetinde çok öne çıkmış işte Fortran mıydı ya işte IBM'in bilmem ne mainframe yani bankacılık sektörünün bilmem neyinde Fortran mı yazılıyormuş tamam da yani orada bankacılığın bilmem neyinde bilmem ne yazılıyor diye 18 yaşında insana da Fortran öğren denmez yani o artık yavaş yavaş yeni teknolojilere adapte olması gereken bir sistem yani o, o sistem için yeni insan yetiştirmezsin yani şu an atıyorum hali hazırda 40 yaşında Fortran bilen insanlar vardır. Onlarla bir 10 sene daha adam 50 yaşına gelene kadar işini görürsün. Sonra artık onu şey yaparsın. Çıkar, e ekarte edersin yani. Makine öğrenmesinin Türkiye'de geleceği var mı? Bak bu güzel soru. Ee, ben herhangi bir şeyin Türkiye'de geleceği olduğunu pek in inancımı yitirdim açıkçası. Yani en azından kısa vadede yani ben şu an siber güvenlik konusunda da Türkiye'de bir gelecek görmeye bıraktığım makine öğrenmesinde de herhangi bir şeyde sanatta da sinemada da ne bileyim anlatabiliyor muyum? Ee, kısa vade için söylüyorum bunu yoksa 10 sene sonra tabii ki e, daha güzel olur da. Şu an ben Türkiye defterini kapattım kafamda yani Türkiye'ye dair hiç umudum e, kısa vade için kalmadı. Görkem dördüncü yayınlamış. Görkem çok teşekkürler. Hoş geldin. Neo Fairness çıtır abone olmuş. Çok teşekkürler. Kesene belki çok sağ ol. Richard Stallman'ın sitesinde en iyi dilin Lisp olduğunu ve Lisp kullanmamanın büyük eksiklik olduğunu söylüyor. Vallahi ben üniversitede Lisp ile çokça muhatap oldum ve tiks, tiksiniyorum Lisp'ten. Çok zor bir dil. Yani yazması zor, okuması zor, her şey zor. Hani benchmarkları nasıl açıkçası bilmiyorum. Hani performans olarak iyi mi kötü mü ama eğer performans da kötüyse Allah belasını versin öyle dilin yani. Bakayım. Burada Lisp yoktur herhalde değil mi? Aa, varmış. Şimdi mesela Lisp'le Java'yı karşılaştırmış. Tamam Java'dan daha hızlı gibi. Yok. Java'dan daha hızlı değil. C++ zaten C++ her türlü daha hızlıdır. Ee, mesela Lisp ile Python'ı karşılaştırsak mesela. Neyse yani bilmiyorum. Ben pek tercih etmiyorum. Aa, mesela Lisp Lisp sintakside yazılan çok modern bir şey var. Hatta ben on bir şirkete mülakata girdim bana onu biliyor musun diye sordular. Ee, bilmiyorum dedim. Zaten bilen bir kişi bile bulamadık dediler. Hani hem güvenlikten anlayıp hem o dilden anlayan. Neydi lan o? Ha Clojure. Lan Clojure ne anası satayım. Böyle bir şey. Ee, Lisp ile yazılan bir web e, Yani web uygulama geliştirmek için bir dil. E, Lisp'i JavaScript'te compile ediyor. Ama Lisp yani baktığın zaman syntax falan hep Lisp. Lisp lan dedim closure ne anasını satayım bilmiyorum ben closure mu closure? Sonra öğrenmek ister misin peki dedi. Valla dedim istemem. <laughs> e, dedim yok ben uymam yani bu role. Ben Lisp'ten kaçmışım anasını satayım üniversite bitirince oh be Lisp'ten kurtuldum demişim. Adam 30 yaşımda bana tekrar Lisp öğretmeye çalışıyor. Olur mu öyle iş ya? Closure hayatınızda duyan var mı? Ya da kullanan, ne bileyim yani Node.js falan varken bir insan niye Closure'da böyle frontend falan uğraşır ya? Garip yani. Gerçekten binlerce dil var ve bunları kullanan insanlar da var ya. Yani. Mesela gerçekten ben bunu anlam veremiyorum. Bir şirketi neden Closure üstüne inşa edersin ki? Yani dünyada kaç tane Closure bilen insan var? Bir de closure bilen güvenlikçi arıyorsun lan. Ya gerçekten dü ya bütün dünyada böyle onu geçmez muhtemelen <laughs> yani. Çok garip. Aa bak Entline Guards'la aynı kanallarda takılıyoruz muhtemelen. Çıtır aboneye educated ear'da duyuyorum. Evet. Ben de oradan duydum. Ben normalde çıtır abone demiyordum ama şu an ağzıma geldi öyle. Türkiye'de iş bulmak için .net öğrenmek zorunda mı? Yok. Yani .net'le de iş bulursun, başka dillerle de iş bulursun. Öyle bir şey yok. Geçelim bir sonraki habere. Nereden nereye geldik ya? Biz Twitter'a login olmadan girilmeyecekten nasıl buraya geldik? Lisp. Allah Allah ya. Ha eski diller Fortran, Mortran derken Lisp falan dedik tamamdır. Şimdi gelelim bir sonraki haberimize. şu bazen tıkladığım linkler yandaki browser'da açılıyor ve aklım gidiyor bilgisayar bir şey oldu diye. Şunu bir düzgün kopyalayabilsem. Evet. Şimdi Avrupa Birliği kripto borsalarına yeni kanunlar getiriyormuş şeyi önlemek için. Yani bu anonim kripto para ticaretini bir nebze önlemek için böyle kurallar getireceklermiş ki böyle para aklamak, işte kara para aklamak böyle teröristlerin birbiriyle kripto para alıp vermesi falan gibi şeylerin bir nebze önüne geçmek için tabii ki %100 hiçbir şekilde şey olmaz etkili olmaz. Sonuçta kripto para dediğin şey herhangi bir bankaya falan ya da aracı kurma ihtiyaç olmadan da alınıp gönderilebilen bir şey. Ama en azından bir nebze iş, işleri zorlaştırabilir. Hani mesela atıyorum şu an bir kripto mesela Binance'e mesela Gerçi yine binance mesela kayıt olurken herhalde kimlik falan gerekiyordu yani kimlik fotokop, fotokop demişim. Yani kimliğinle de fotoğraf falan gerekiyordu diye hatırlıyorum. Belki diğer borsalar için getiriyorlardır tam emin değilim. Ee, yani yine bitcoin alabileceğim 1000 tane yer var ya böyle bitcoin brokerları var İşte biraz daha fazla komisyonla sana el altından bitcoin satan yerler var. Neydi local bitcoins miydi? Yani localbitcoins.com var. Yani burada herhangi bir bankacılık sistemine dahil olmadan bitcoin alabilirsin. Sonra onu dünyanın herhangi bir yerine yollayabilirsin. Aa bak. İş bankası, ziraat, kuvvet, garanti falan filan ya. Yani. Yaparsın. Yani belki bir nebze o denetimsiz borsalar varsa belki on, onlar içindir. Tam emin olmadım. Umut Gökbayrak Closure kullanıyorum demişti röportajında. Umut Gökbayrak kim tanımıyorum maalesef. Dur şimdi böyle ünlü bir yazılımcı falandır rezil olmayalım. Ha. Yemek sepetinin yeni CTO'su muydu? Ya da o tarz bir şeydi değil mi? Tamam. Hakikaten rezil olacaktık az daha. En çok hakim olduğunuz dil hangisidir? Python. Yani artık Python'da bir şey yazmıyorum. Go'da yazıyorum hep ama o Python o kadar fazla mesai harcadık ki yine Go'la Python'ı geçemiyorum yani artık python'ı direkt şeyden yazıyorum yani böyle omurilikten yazıyorum ama go yazarken 150 tane google araması yapmam gerekiyor. How to bilmem ne in go, how to bilmem ne in go. Şu nasıl go, bu nasıl go ama python'da direkt şey yapıyorum. Yazıyorum yani. Mesela how to open file in go yani hep bunu hep mesela dosyadan bir şey okumam gerektiği zaman hep yazıyorum. Aklımda tut yani tutamıyorum ya yani çok fazla e, kod yazmadığım için. How to read a file in Go. Bu yani her seferinde yazıyorum bunu. Açıyorum. Yani böyleymiş diyorum. Bunu kopyalıyorum falan ama mesela Python'da artık bunları yapmıyorum. Onu direkt ezberden yapabiliyorum her şeyi. bayağı uzadı sanki bu dil muhabbeti. Şimdi bu haftanın önemli haberlerden bir tanesi şu. Kaos diye bir isimli bir... Ee... aa adamın soyadı güzelmiş. Tazik. Taziki. Böyle mi yazılıyordu Ta... Da... Nasıl bu? Tatsiki. Caciki. Taziki. Neyse. Ee, şimdi Viz isimli bir güvenlik şirketindeki ekip şöyle bir güvenlik açılmamış azurda Azure'da. Şimdi Azure'da Cosmos DB diye bir kendi database'i var azurun İşte böyle verilerini oraya yazabiliyorsun bilmem ne. Ee, şimdi bu Cosmos DB şeyle geliyormuş. Jupyter Notebook'la geliyormuş. Yani Jupyter Notebook'u işte Cosmos DB'deki datanı görselleştir diye sana hemen Jupyter Notebook'ta açıyormuş. Onu da bilmeyenler için göstereyim. Ee, ya şöyle bir şey işte böyle datanı görselleştirebileceğim falan Hani kodunu Çalıştırabileceğim falan bir şey e, Yazılım Neyse Bu adamlar o Şeyde e, Jupyter Notebook implementation'ında bir açık bulmuşlar Ve Cosmos DB'ye erişebilen Secret Key'i Tespit edebiliyorlarmış bu Jupyter Notebook üzerinden öyle bir güvenlik açığı Ve bu Jupyter Notebook bütün ee, bu Cosmos DB'lerde Default olarak açılı geldiği için adamlar Cosmos DB kullanan ya yani bütün şirketlerin database'ini ele geçirebilecek bir güvenlik açığı bu aslında değil mi? Mesela atıyorum yani Microsoft'un diyelim database'i var Cosmos DB adam Jupyter Notebook üzerinden hemen şeyini buluyor, Secret Key'ini buluyor, tak diye database'e erişiyor. Hem de Read Access de kazanıyor, Write Access de kazanıyor. İkisini birden kazanıyor. Ve adam böyle şey yani, Yüzlerce çok büyük şirketin database'ine erişebileceğini söylemiş Bunu Kullanarak Microsoft'ta demiş ki kullanıcılar manuel olarak keylerini değiştirmesi gerekiyor yani kullanıcıların %30'u Bunu içeriyormuş Falan filan bayağı kötü bir açık yani bu eğer Kötücül biri bulsaydı bu güvenlik açığını database'de yazma izni olacağı için Database ransomları görecektik hani bu şeyler çok popülerdi işte mesela MongoDB'lerde default olarak işte credential gelmiyor, authentication gelmiyor muhabbeti var ya işte internette açık MongoDB'leri adam şey yapıyordu encrypt ediyordu ve database'ini açmam için bana video ödediyordu. Şimdi eğer bu güvenlik açığını kötücül biri bulsaydı o bütün büyük firmaların database'lerini encrypt edebilirdi right access olduğu için ve fidye talep ederdi. Ve senin eğer yedeğin yoksa Sıçtın yani bütün database'ini kaybederdin ve Muhtemelen ransom parasını ödemen gerekirdi Yani o yüzden bayağı tehlikeli bir güvenlik açığı yani Bulanlara helal olsun PHP'ye laf sallayanlar hakkında ne düşünüyorsun Bilmiyorum ya Ya PHP hakkında üf, Yorum yapacak kadar ıı, Yazılım İşlerin o kadar da hakim değilim yani Hani php biraz gri bir alan ya Benim orada yorumda bulunmam çok doğru olmaz O kadar yazılım şeyi değilim yani Yazılım ne, ne denir yazılım Profesyonel değilim yani Ben şahsen sevmiyorum php'yi Ama Öyle laf atacak kadar da bir şeyim yok açıkçası İnanılmaz orta yol bir cevap verdim yani ne oraya ne oraya. Büyük uygulamalarda neden default password aynı? Yükleme aşamasında yeni şifre generatedse süper olur. Dün mesela bir projem için ActiveMQ kurdum. Default Admin, admin geliyor. Katılıyorum evet yani random bir parola oluşturursa e, kesinlikle daha iyi olur. PHP bir dil bile değil diye ünlü insanlar Twitter'da yazıyor. PHP bir dil bile değil çok e, iddialı bir söylem. Çünkü PHP bir dil yani. Nasıl PHP bir dil değil. O şaka falan yapmıştır bence ya. Neyse şöyle bir son bir haber var. E, Google Kaç dakika oldu? 40 dakika. Güzel. E, Google Apple'a Safari'de default arama motorunun Google kalması için 15 milyar dolar ödeyecekmiş. Ya yani bayağı inanılmaz büyük bir para yani. Bu paraya şirketler alınıp satılıyor falan. 15 milyar dolar. Bak şöyle hesap et. Yemek Sepeti kaç paraya satıldı? 500 milyon dolara mı? Evet 500 milyon dolara satılmış. Bu on, sadece arama motoru kalsın diye 15 milyar dolar veriyor. Yani paralara bak. Ama tabii ki bu şey yani. E, bu ne demek? Yani milyonlarca cihazın default arama motoru Google kalacak demek. Çünkü Safari'nin şeyi çok büyük. E, nasıl diyeyim? Yani Apple kullanan herkes neredeyse Safari kullanıyor. Hani ben Safari kullanmıyorum ama çoğu kişi default olarak Safari kullanıyor. Dolayısıyla bu yani milyonlarca insan demek, milyonlarca insanın her gün kullanması demek. O yüzden o yani o kadar da büyük bir para değil. Hani baktığın zaman alcan faydaya göre çok büyük para değil ama Tabii bizim gibi fukara ülkeler için çok göz korkutucu bir para yine de. 15 milyar dolar. Ya şu Dak Dak Go ne olacak ya? Ulan bir şey olamadı satayım 15 senedir var hala bir tam bir oturmadı bir şey olmadı. Twitter'ın CEO'su neydi Jack DuckDuckGo Ya yatırım falan yapacağım demişti. Yaptı mı yapmadı mı? Aa. O DuckDuckGo şöyle bir şey olsa da geçse Google'ya ya da kafa kafaya rekabet etse ne güzel olur. He, ben DuckDuckGo kullanıyorum demiş. Yatırım yapacağım dememiş. Lan yatırım yapsan ne olurdu şerefsiz. Neyse bayağı bilgi de ediniyordur history'den tabii ki yani o evet yani o kullanıcının bütün internet şeyini arama e geçmişini falan bulundurmak da demek aynı zamanda yani bunlar ucuz şeyler değil. Safari. Ben Safari'den pek az etmiyorum açıkçası. Çünkü Safari e, yani o, o, o dönem internetin mi kötüydü? Belki ondan bilmiyorum ama bir dönem Safari böyle sayfalar açılmıyordu. Bayağı açılmıyordu sayfalar. Mesela Twitter falan load oluyordu. YouTube'a geliyordum, Videolar açılıyordu. Safari açmıyordu sayfayı falan. Böyle kalıyordu. He şey vardı bir araya. Safari güvenli bağlantı kuramadı diyor. Aç açılmıyor sayfalar. Mesela başka bir browser'dan açıyorum, açılıyor. Ee, bakayım Google'dan yazınca bir şey çıkacak mı? Ha, Safari can't establish a secure connection. Ulan her girdiğim sitede bunu diyordu bana. Şu. Demek ki şeymiş yani genel bir sorunmuş bu. Mesela Google'dan işte Chrome'dan giriyorum oluyor. İşte başka oha 2014'ten beri mi? Ne yaptın ya? 2014'ten beri bu problem nasıl olabilir ya? Update Safari oldu can. Yani neyse tamam Safari falan geç ya bu işleri. Bizim aslanlar gibi Brave browser'ımız var. Kent establish olayı arada hala oluyor bana. Yuh ya hala mı ya? Bence siz de yani Safari'yi kullanmaya bırakın. Ben mobilde Brave kullanıyorum. Aslanlar gibi çalışıyor. Niye mobilde Brave kullanıyorum derseniz. Brave'in içinde built-in şey geliyor. Ad blocker geliyor. Mesela hani şimdi Chrome'da ad blocker eklentisi kullanabiliyorsun da. Hani mobilde öyle eklenti falan pek olmadığı için. böyle içinde default olarak ad, yani built-in olarak Adblocker kullanan bir browser kullanmak mantıklı. O yüzden e, mobilde Brave kullanıyorum ve çok memnunum. Ama masa üstünde yine Chrome kullanıyorum yani. Şimdi geçelim. Bir tane blog yazımız var bu hafta güzel. Ona bir bakalım. Adblock DNS yetiyor mobilde. Ya ben işte DNS ayarlarımı adblock falan yapmak istemiyorum açıkçası. Orada da başka sıkıntılar çıkar yani. Şimdi Hamza Üzümcü diye bir arkadaş. Bu blog yazısının linkini de atacağım. Ben çok beğendim açıkçası. Clubhouse davetiyesi satarak 50 bin dolar kazanmak diye bir yazı yazmış. Bu arada ama 50 bin dolar sat şey yapmamış, kazanmamış. 25-30 civarı kazanmış. Yazının tamamını okuyanlar görecek onu. Ben tamamını okudum çünkü aşırı beğendim yazıyı. Bu arkadaş şey yani bir tane e-ticaret sitesi kuruyor. Ama e-ticaret sitesini kurma şekli falan da süper. Yani no code bir kafa yapısıyla kuruyor. Yani herhangi bir kod yok, herhangi bir server yok. Tamamen online servisleri kullanarak yapıyor. Mesela neler vardı? Benim böyle hiç bilmediğim şeyler vardı mesela. Mesela Dev Dojo Tales diye bir şey var. Sürükle bırak web sitesi yapıyorsun. Yani müthiş bir şey. Mesela atıyorum bu olsun diyorsun. Bırakıyorsun. Neyse login istiyor da anladınız yani. Buradan işte bir şeyler yap site yapıyorsun yani. İşte bir sürü şey tool yani böyle site yapmak için. Hatta işte kredi kartı kabul edebileceğin tool var. Üyelik kabul edebileceğin tool var. İşte user management falan yapıyorsun. Ve şey yani gerçekten hiç kod mod kullanmıyorsun. Sıfır kod, sıfır server. Böyle çatır çatır web siteleri yapıyorsun. E-ticaret siteleri yapıyorsun. Adam işte burada nasıl yaptığını falan anlatmış. Bir de işte nasıl böyle bir monetize ettiğini anlatmış. Bir de şeyleri falan anlatmış. Yani bu pipeline'ı nasıl kurduğunu anlatmış. Bak mesela işte webhook'a işte atıyorum şey mesela adam siteye giriyor sipariş veriyor mesela. O sipariş bir şeye düşüyor. O bir şeyden adam gidiyor bir şey yapıyor. Başka bir yerde bir şey yapıyor. Başka bir yerde bir şey yapıyor. Sonra en son mail gönderiyor ve hiç ortada server mörver yok. Bu beni çok etkiledi gerçekten işte Airtable diye bir şey kullanıyor mesela database olarak. Bu da şey yani e, online bir database gibi düşün Airtable'ı. Hani MySQL, PostgreSQL bilmem ne MongoDB falan yok. Böyle bir şey. Application yani. Falan filan yani. Ö özet olarak ben çok beğendim. Eğer bu no code meselelerine biraz öğrenmek istiyorsanız çok işine zarar. Hani ben açıkçası kafamda şöyle bir şey yapayım diye bir fikrim yok ama yarın bir gün öyle bir fikrim olursa kesinlikle bu no code muhabbetini takip ederim yani böyle bir server kurup server'a işte yük oldu mu olmadı mı falan diye düşünmektense bu çok daha mantıklı bir şey yani. Şu Tailwind çok güzelmiş mesela. Direkt çatırt diye sürükle bırak site kuruyorsun. Eee şu Wiser Notify de güzel. Böyle şey. Mesela sitende birileri alışveriş yaparınca falan böyle notification çıkartıyorsun. Hani şöyle şeyler olur, olur ya. Mesela New, York, New York'tan John az önce bu kulaklığı sipariş etti falan. Hani o ne işe yarıyor? Hani kullanıcılarda böyle bir şey kaçırıyormuş hissi yaratıyor. Hani ulan o hala ama kişi satın oluyor, Ben de satın alayım gibi bir his yaratmak için başka ne vardı ya? Bir şeyler daha vardı da tam hatırlayamadım şimdi. Şu üyelik sistemi vardı ya no-code'la. Üye kullan kayıt yaratsam. Allah Allah ya. Böyle login register işlerinde de no-code'la çözmüştü ama onu tam neydi ya? Neyse. Neyse ok bakarsınız ya. Şey yapamadım şimdi de o da güzeldi. Şimdi haftanın değişik şeylerine gelelim. 2 tane değişik şeyimiz var. Şimdi bu arkadaş şey yapmış. Yani 2021 yılında webin geldiği duruma eleştirel bir yaklaşım getirmiş ve izliyoruz. Mesela diyor ki I search something diyor. Bir şey aradım diyor. O da bana bir şey gösterdi diyor. Tıkladım oraya diyor önce bir şu geliyor. Cookie, privacy bilmem ne. Tamam kabul. Sonra işte sana notification'lar göndermek istiyoruz. Kabul mü ediyorsun falan mı? No thanks dedik. Sonra yine şey çıkardı her türlü. Show notification şeyini. Block dedik. Sonra subscribe newsletter. Newsletter'a abone olmak ister misin? hayır. Sonra ad blocker de şey tespit edildi. Ad blocker'ını kapat geldi Tamam kapattık geldik. Sonra yazı okuyoruz şey çıkartıyor. İşte bu yazının devamını okumak paralıdır. İşte ya üye ol ya işte satın al bilmem ne diyeyim üye olduk. Bu sefer de böyle. Şimdi burada bir Chatbox var bu ee, şey işte siteye geldin hani böyle ding ediyor bir de bunlar ding how can I help you? ya bir dur anasını satayım bir siteyi anlayalım ne oldu ha böyle scroll yapınca hemen yine newsletter'ımıza kaydol şey Buralarda reklamlar. her yani rate your experience. Bir yıldız mı beş yıldız mı? Ya falan filan o kadar güzel ki. Gerçekten 2021 yılında artık web böyle bir şey. Yani ve artık yani buna bir kim dur diyecek ya. Bu böyle gitmez ya. Gerçekten clean tertemiz web siteleri istiyoruz. Yani nasıl yapabilir nasıl başarabiliriz bunu bilmiyorum ama Temiz yerler istiyoruz. Mesela temiz bir yer. Ee, nereye örnek verebilirim ki? Vallahi aklıma bir yerde gelmedi, gelmedi. Kendi sitemi açayım. Mesela girdin. Site temiz. Ne akarı var ne kokarı. Ne pop-up çıkıyor ne bir şey. Tıklıyorsun. Ee, okuyorsun. Çıkıp gidiyorsun. Bu yani bence web sitesi dediğim böyle bir şey olmalı. He. Diyeceksin ki reklam hani web siteleri nasıl para kazanacak? Onu da işte artık alternatif bir çözüm bulunmalı. Hani reklamdan ziyade yani ya, ya reklamlar daha temiz olabilir bir, birincisi. Hani böyle pop-up'lar mop-up'lar gibi değil de daha böyle klasik temiz banner'lar olabilir. Onun yanında bu işte subscribe ol, işte newsletter'ımıza kaydol şeylerin bence bitmesi lazım o pop-up'ların. Yani hiç öyle pop-up pop-up çıkmaması lazım. Şimdi i̇şte notification olayının bitmesi lazım kesinlikle. Abi ben sitene daha yeni geldim. Daha sitendeki 5. saniyedeyim. Ben niye notificationlara izin vereyim ya? Ben senin siteni bir bakacağım, anlayacağım, kayıt olacağım. Sitede bir şeyler yapacağım. Öyle artık notification aşamasına geleceğim. Yani daha siteye giren 5. insanın sayfasını saniyesinde notification çıkarma ne manası var ya? Birkaç link geldi bakalım. El geldi. Bakalım. Evet temiz. Güzel. Buradan El Cezire'yi kutluyorum. The Verge.com geldi. Evet tertemiz. Budur ya. Cidden web sitesi böyle olmalı. Bunun en kötüleri şeyler ya. New York Times falan çok kötü. İşte o Amerika'nın prestijli gazeteleri var ya. Bir, bir paragraf okuyorsun hemen para ver diyor. Falan filan bir şeyler. Neyse ama. Bir link geldi. Ya sabah komutere girmek bile istemiyorum. Bak anında bildirimleri göster. Ya ben siteye daha birinci saniyedeyim. Niye bildirimler izin veriyor? Ben seni tanımıyorum bile. Engel dedik. Evet. Çözünürlüğe baksana. Ve bu nasıl bir renk lan? Turkuaz bordo. Şimdi habere gireceğim. Haber 5 sayfa değil mi? Haberin devamını görmek için şey yap diyecek. Yani, ha bak mesela burada bir hemen video pop-up'ı geldi. Niye? Burada pop-up geldi şimdi. Şu şeyleri Galeriler vardı eskiden ya. O galeri işini bıraktılar galiba çok tepki çekince öyle mi? Hala var mı? Ya yani böyle diyoruz da böyle çok ünlü ticaret e-ticaret sitelerinde bundan farklı yanı yok yani sana söyleyeyim şimdi isim vermek istemiyorum ama gerçekten Twitter'da da yazdım yani Twitter'da yazdık artık buradan göstermenin bir şey olmaz. Bak trendyol.com'a girdim anında bildirim göstermek istiyor hayır gösterme. Yani açılışta bunu sorması da şey de neyse peki. Mesela bunun sabah komtereden bir farkı yok bence ya. Değil mi? Şu an sabah komtere'de gibiyim yani böyle binlerce banner, her şey her yerde. Aa bak ben geç Heh, bugün başıma gelen bir user experience faciasını göstereyim. Hazır zaten başka haber de kalmadı. Bununla bitirelim. Şimdi Trend Yol'un Trend Yol Men ve Trend Yol Mila diye iki markası var ya. Hani işte erkek kadın ürünü falan. Mesela ben Trend Yol Men şeyinden markasını seçerek ürün almayı bulamadım bak. Şimdi Trendyol.com'a geldim tamam erkeğe tıklıyorum. Ha, ulan burada çıktı. Neyse geçen sefer burada çıkmamıştı. Ee, tamam. Şimdi gösterecek bir şey kalmadı burada çıktığı için de. Burada çıkmamıştı ya. Niye şu an çıktı bilmiyorum. Neyse ne yaptığımı söyleyeyim. Geldim erkek. Mesela ben bütün ürünlere bakmak istiyorum. Aynı markaya ait. Mesela bir şeye tıkladım. Atıyorum, cekete tıkladım. Mesela burada hani trend yol mem var. Ama ben sadece ceket değil başka şeyler de görmek istiyorum. O yüzden mesela bu cekete tıkladım. Tıklanmıyor. Mesela yani giyime geri dönebilirim belki. yani öyle tamam o kadar da kötü değilmiş. biraz hakkını yedim ama neyse sonuç olarak yani user experience'i çok iyi bir site değil yani o o bir gerçek. Okey. Ha adblock kapatıp girer misin denmiş. Tamam. Adblock nasıl kapatıyoruz? böyle kapatabiliriz. Kapattık. Evet. <laughs> evet adblock'u kapatmaz olaydık. Evet abi. Şu yanlar, üstler, Aa bir tane de burada pop-up çıktı. Eyvah. Tamam. Az önce adamın tarif ettiği sitenin birebir aynısını yapmışlar yemin ediyorum. Oha! Adam mütevaziymiş lan. Bu sabah komiteri adamın fantazilerini de geçmiş. Reklam konusunda. Bakın başka bir şey çıkaracak mı? Burada bunlar var. Evet, burada başka şeyler var. Eee bir şey eksik. Subscribe to newsletter eksik. <laughs> evet felaketmiş gerçekten. Sözcüye bakalım. Sözcü de kötüdür muhtemelen ya. Sözcüğün de aşağı kalır bir yan olduğunu zannetmiyorum. Ha dur ama şu an adblocker açık. Adblocker'ı kapatalım. Evet. Burada bir reklam. Burada bir reklam. O kadar da kötü değil. Bence bu düzgün bir reklam kullanımı. Yanlış mı düşünüyorum? Bak şurada bir... Ha, tamam ya şu pop-up'u yapmayın abi ya. Bu iğrenç bir şey ya. Pop-up olmasın her şeye razıyım ya. Pop-up kadar insanın keyfini kaçıran, deneyimini bozan bir şey daha yok ya. Neyse kötüymüş. Yok. Okay. Belli bir scroll ayarı yakalarsan sayfada reklamdan başka bir şey göremiyorsun. <laughs> Doğru oldu. Hürriyeti denedenmiş de o da böyledir ya. Demek ki bunlar böyle. Ben adblockersız bayağıdır interneti gezmediğim için reklamlı web sitelerini görmeyeli çok olmuş. Bayağı şaşırdım. Bir de pop-up açılınca sayfa bir saniye sonra çıkıyor yanlışlıkla tıklansın diye. Ya bir de mesela o Google'da yapıyordu. Mesela bir şey arıyorsun, ee, sonuç çıkıyor şurada ama bir saniye sonra o sonuç aşağı kayıyor oraya reklam çıkıyor ama sen aceleden oraya basmış oluyorsun falan öyle bir şerefsizlik yapıyorlardı artık yapmıyorlar onu galiba. Bayağıdır denk gelmiyorum ama bir ara çok denk geliyordum ona. Ee, Motherfucking website diye link geldi bakalım neymiş ama onu önce yanda açalım. Sandık birinden gelmemiş çünkü. Heh, aynen ya. Bak güzel site yapmış adam. Demiş ki this is a motherfucking website and it's fucking perfect. Yani bu çok e, güzel bir web sitesidir ve müthiştir diyor. Seriously what the fuck else do you want? Yani diyor ki başka ne istiyorsun amına koyayım diyor. Web sitesi yani budur diyor. Web sitesi dediğim böyle olur diyor ve haklı ya he helal olsun. Web sitesi böyle olur abi. Varyans'ın TV. <gülüyor> <gülüyor> ya, tamam. ya belli ki bütün web siteleri kötü yani hepsine tek tek bakmaya gerek yok. Selçuk Sports ama Selçuk Sports'a şey feda olsun. Selçuk Sports hak ediyor. Ya adam öyle bir hizmet veriyor ki o ya bütün benim gelsin dövme yapsın o reklam dövmesi hak ediyor. Selçuk Sports'uz olmaz ya. Yani bu da best motherfucking website. Bu da karanlık halimi. E ee, bak güzelmiş. bakayım son bir, şeyimiz daha var. Onu da bahsedeyim kısaca sonra bugünü kapatalım. Şimdi DNS take diye bir tool çıkmış. DNS take ne derseniz bu subdomain takeover diye muhabbet var yani ya, işte adam e, subdomain'i bir S3 bucket'a yönlendiriyor. Sonra S3 bucket'ı siliyor ama DNS kaydını silmeyi unutuyor falan. Bu işte subdomain'leri tarayarak Mesela sen bunu bir subdomain listesi veriyorsun. Bu da takeover olup olmayacağını sana gösteriyor. İşte farklı tool'larla bir arada kullanabiliyorsun. Mesela atıyorum. Burada örneği var mı? Ben bunun bir örneğini görmüştüm bir yerde. De. Burada değil miydi o? Yani mesela işte subfinder'la mesela subdomain'leri buluyorsun. Sonra pipe yapıp bu DNS take tool'una veriyorsun. Yani bulduğu subdomain'ler takeover oluyor mu olmuyor mu sana gösteriyor. Aslında otomatik olarak takeover yapsa da daha iyi değil miymiş ya? Öyle bir sistem mümkün değil mi? Ben pek subdomain takeover'larla uğraşmadığım için bilmiyorum. Hani Amazon'un API'ını vers yani şey key versek Amazon key versek gidip API'dan falan şey yapamaz mı? O subdomain'i claim edemez mi? O tool aynı zamanda otomatik olarak onu claim etse daha iyi olurmuş aslında. Abi korsan övmek Twitch'te sıkıntı galiba. Vallahi bu kanal banlanacaksa Selçuk Sports uğruna banlansın nasıl satayım. Selçuk Sports için feda olsun. Neyse. Ha, Akrep Nalan'ın sitesine daha önce bakmıştık. İnanılmaz bir site. İnşallah bu site asla kapanmaz ya. Bu site müzeye kaldırılmalı. Felaket retro. Müthiş bir site. Ben hatta daha önceki yayınlarda da demiştim. Ben Kişisel web sitemi böyle bir şey yap, yapacaktım. Böyle retro old school bir şey. Ama sonra sisteme giren insan kaynaklarındaki kişiler falan oradaki espriyi anlamaz. Der ki ulan böyle web sitesi olan adam ne kadar teknik bilgisi olsun der ki der deyip beni eler diye yapamadım. Yani o şakayı herkes anlayamayabilir yani. Zaten en büyük sıkıntılarımdan biri o yaptığım şakaların bazı insanlar tarafından yanlış anlaşılması. Artık o yüzden şakalarımı biraz ölçülü yapıyorum ne yazık ki. Retro mod koy dark mod gibi olabilir evet. Ama o da işte. Yani. Kaç kişi tıklayacak ona. Aa akrep nalem vefat mı etti? Aa. 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 Mekan Cennet olsun ya Akrep Nalan'ı severdik. Umarım gerçek yani hani vefat etmiş ama yine de bu bence internet tarihimizin önemli bir e, nasıl diyeyim yani önemli bir eseri. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Bu Akrep Nalan'ın web sitesini kopyalayalım. Kenarda dursun. Yarın bir gün domainin süresi biter. Bir şey olur. E, gider site. Öyle bir şey olursa biz domaini alırız. Bu web sitesinin birebir aynasını koyarız. Yani bu tarih. Bu tarihin bir parçası. Devam etmeli bu. Tamam ben bunu yarın yapayım. Eğer siz, siz falan da yapabilirsiniz. Ee, yani sizde de durabilir bir kopyası. Bunu kopyalayalım bu siteye dursun kenarda. En kötü akrep net açarız yani. Yaşatırız yine bunu. Ha şeyi merak ediyorum. Mesela siz web site klonlamak için ne kullanıyorsunuz? Ben HD Track diye bir şey kullanıyordum ama bu yani çok hantal bir şey ya. Bunun mutlaka daha iyi bir şey olmalı. Daha iyi bir versiyon olmalı gibi geliyor bana. Yani en son stabil versiyon 2017 yılında yayınlanmış zaten. Bak HD Track dendi. Bu çok yani hantal bir şey. O zaman bunu yapalım ya. Madem yok. Go'da bir şey yapalım yapalım. Vget'ten de. nasıl yapıyorsun ki? Vget'te öyle özel bir komut mu var? Ben bilmiyorum açıkçası. CTRLS her zaman işe yaramıyor ne yazık ki ya. Bazı şeyleri kaydedemeyebiliyor CTRLS. Vget m e robots of np. Allah Allah. Güzel trikmiş. Bu ko komutu kaydedeyim kenara. Bak chat'te güzel komut var onu kaydedin. Ee, bu bayağı lazım olabilir. Bunu nereye not alsam ki? Ee, nereye not alayım bunu lan? Not alacak şeyim de yok da neyse şu şuraya not alayım. Bunu denerim, tamamdır. Allah Allah ya bak bunu bilmiyordum ha. E o zaman bu HD Track'in olayı ne? Madem Viget'le bu kadar kolay yapılıyor. Herhalde görsel GUI'li falan bir şey yapalım demişler. Neyse. Vallahi hiç tanımadığım birinden bir link geldi ama açacağım ya. Biz böyle delikanlıyız. Biz gördüğümüz her linki açarız. zero with Shortener. Shorten URLs using invisible spaces. Tamam, güvenli bir yere benziyor. Ee, tamam. Akrep nalini saltalım. o Asiktir. Güzelmiş. Böyle görünmez spacelerle mi? Ne oluyor lan şu an? Dur bunu not defterine yapıştırayım bir. Nasıl lan? Bu ne oğlum? Kara büyü lan bu. Abi. Lan not defterine yapıştırıyorum. Karakterleri say diyorum. Sayamıyor. Evet, bugün yayında müthiş bir şey öğrenerek yayını kapatacağız belli ki. Zero with Space. Zero with Space demiş. Is a non-printing karakter yani print edilemeyen karakter. Yani non-printable karakter yani böyle bizim gözle göremediğimiz karakterleri kullanarak URL shortening yapıyor. Vay ya? Dur bakayım. Google'da aratsak daha böyle örnekli falan bir şey çıkar mı acaba karşımıza? Tamam, mesela bunu kopyaladım. Tamam, bunun bir non printable karakter yani onu anladım da. Ona nasıl URL shortening yapıyor yani? Onları bir alfabetik karakterlere map ediyor herhalde. Ama ben burada yani sublime text'te non printable karakterlerin kodunu görebiliyorum ama bu şu siteden kopyaladığım karakterlerin kodunu göremiyorum. onu niye acaba ya? 22 karakter selected. Vay ya? Çok iyi. Bayağı iyi. E bu uf, o zaman. Vay anasını ya. Evet ya yani mesela. Şey yapıştırınca gözüküyor. Yani Brave browser yapıştırınca Böyle Şey o non printable karakterlerin hex kodu falan gözüküyor da. Yine de not defterine yapıştırınca gözle göremiyorum mesela yani ve tamamını seç 22 karakter selected diyor sadece. Hani bu bile aslında baya bir şey saklayabiliyor insan gözünden. Firefox'ta yapıştırınca gösteriyor denmiş. Allah Allah. Neyse güzelmiş. Tamamdır. O zaman bu bilgiyi paylaşan arkadaşa çok teşekkürler. Yeni bir şey öğrendik yani. non printable karakterlerle URL shortening yapılıyormuş. Güzelmiş. Ee, o zaman kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Tekrar 30 Ağustos'unuz kutlu olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay.